Karadeniz'in Avrupa yakasında Köstence'de deniz, Trabzon'da Sinop'ta nasıl karşılıyorsa öyle karşılıyor bizi. Dalgalı, gün görmüş, devirler, dönemler görmüş, mavi karası yüzünde hareketli bir hoş geldin cümlesiyle. Karadeniz çanağında önemli bir liman olan Köstence Limanı, karşı kıyıda Samsun Limanı'na selam gönderiyor. Dalgalar kıyıları binlerce yıldır böyle kırbaçlıyor. Binlerce yıldır aynı mavi, aynı hırçınlık, aynı kıyı tutkusu. Köstence bir şehir olarak en çok denizin çocuğudur. Yakın mesafeden İzmir'de kordon boyunda yürüyorsunuz havasına kapılırsınız. Deniz yay gibi gerilmiş, güçlü pazularıyla derinden çıkardığı gri binaları kıyısına dikmiş gibidir. Deniz feneri dahil. Kıyıdan ayrılıp kentin caddelerine açıldığımızda adım başı heykeller karşılar bizi. Plevne'nin tunçlaşan izleri bile. Şehrin ve sakinlerinin denize bakışı botların dizeleriyle anıtlaşmış. Orhan Veli'nin Türkçesiyle söylersek, sen hür adam, seveceksin denizi her zaman. Sokaklar kendi haliyle bir Doğu Avrupa ülkesinde olduğumuzu dile getiriyor. Am obosit, sau poate de la vreme. Stomacul plin e cel mai rău dușman. Aș vrea să apar o prințesă blondă. Nu-mi vine nici măcar să mă așez la pian. Köstence çok kültürlü gündelik hayatını en çok mabetlerde belli ediyor. Yüzyıllardır bölgedeki Türk varlığı, bir Osmanlı caminin minaresine doğru kanatlanan martıların hüznüne, şadırvandaki güvercinlerin iç çekişi karışmış. Camiden Tayyi mekan edip Kobadin köyünde buluyoruz kendimizi. Cuma namazı öncesinde köyün yetişkin erkekleri birer birer camiye geliyorlar. Kütahya çinelerindeki lale, İstanbul lalesi. Yakın geçmişe göre dini özgürlüklerin çok geliştiğinden bahsediyor Mehmet İbrahim. Evet, 1980 doğumluyum. Komünist zamanında az çok 9 yıl yakalamış oldum komünist zamanında. O zamanki Romanya'daki İslamiyet, İslam'ın yaşamıyla şu anki İslamiyet'in yaşantısı arasında mutlaka değişik farklılıklar var, daha güzellikler var, cami cemaati daha fazla. Nasıl diyeyim, o zaman herkes
Cami belki gelemiyordu. Çalıştığı bir yerde çalışıyordu. Camiye gelmesine belki dolaylı bir şekilde izin de verilmiyordu. Ama şimdi ise camimiz 5 vakit açık. Gelmek isteyen camiye geliyor. Gençler olsun, ihtiyarlar olsun, orta yaştakiler olsun. İslami yaşantımız mutlaka, o zaman belki küçük yaşlarda belki anlayamadık neyin nasıl olduğunu ama kıyas edecek olursak şu an daha güzel yaşayabiliriz. Daha güzel yaşıyoruz diyebiliriz yani İslamiyet'i. Şimdi daha komünist zamanından bu zamanlara kadar bile mesela mevlitlerimiz, cenaze törenleri, sünnet düğünlerimiz olsun, değişik adetlerimiz olsun, İslam dinini ayakta tutan tek unsurlar olmuşlar. Çünkü insanlar belki camide buluşamasalar bile çoğu zaman diyelim cuma ve öğle diğer namazlarda bir mevlit töreninde, bir sünnet düğününde, ondan sonra yaptıkları, kendi aralarında düzenledikleri başka törenlerde devamlı Kur'an-ı Kerim okunmalar olsun, mevlid okunmalar olsun, İslam dinini ayakta tutan unsurlar olmuş daha bu zamana kadar. Ve Romanya'yı gezerseniz zaten şunu görürsünüz, daha eski zamanlardan kalan adetler hiçbir zaman unutulmamış ve devamlı onlar üzerinde böyle özellikle durulan şeyler var, yapılan adetler var hala. Tabii şimdi zamanımız değişti. 1989 Çavuşesku'nun devrildiği dönemden sonraki yaşantı mutlaka değişti. Yani dış ülkelerden gelmeye başladılar. Türkiye özellikle, Arabistan ve diğer Müslüman ülkelerden. Mutlaka İslamiyet'i öğrenmemizde çok faydaları oldu. Mesela 92 yılında buradan öğrenciler alınıp Türkiye'ye götürülüp orada temel dini bilgiler diyebileceğimiz bilgiler öğrenip yeniden geri geldiler. Şu an hala Türkiye'de okuyup da burada gelip imamlık yapan veya değişik yerlerde çalışan hala insanlar var. Çok büyük katkıları oldu tabii Türk Devleti'nin Romanya'daki Müslümanlara. Kitap konusunda olsun, bilgi konusunda olsun, ondan sonra okul konusunda olsun. Ve bizim yaşlardaki neslin hem Türkçelerinin gelişmesine hem nasıl diyeyim size... Biraz da o kültürü tanımamıza, dinimizi daha güzel öğrenmemize mutlaka çok vesile olurlar, çok yardımcı olurlar. Yani. Sünnet törenlerinde önemli günlerde okunan mevlitlerde olduğu gibi cuma namazı da Türk topluluğunun geleneklerini korumasında önemli sembollerden biri olmuş. Cumadan çıkıp köyün günlük devinimine karışıyoruz. Bu köyün insanları hayvancılıkla, çiftçilikle geçiniyorlar. Burada da telgrafın tellerine kuşlar mı konar diyen Anadolu türküsünde olduğu gibi tellerde kuşlar selamlıyor bizi. Ve insan sevdiği bu uzak köye nasıl da yanıyor. Hamakta salınan çocuklar. Minik bir Trabzonspor taraftarı. Herhalde Karadenizli olmak böyle bir şey olmalı. Çıldırmış kiraz ağaçlarında bahar. Otlayan koyunlar. Köy hayatı tarım ve hayvancılıktan besleniyor. Dobruca bölgesinde yaşayan Müslüman sayısı, Müslüman nüfusu, Türk sayısı 70 bin civarındadır. Uzun yıllardan beri burada sürdürülen hayat
gerekse adetler yönünden, gerekse gelenekler yönünden Türk toplumu onları en iyi şekilde korumaya çalışmışlardır. Düğünlerimizin bir takım adetler ve gelenekleri vardır. Nişanlarımızın bir takım adet ve geleneklerimiz vardır. Dua ve mevlidlerimizin bir takım adet ve geleneklerimiz vardır. Cenazelerimizin bir takım adet ve geleneklerimiz vardır. Her toplumun gelenek ve adetleri olduğu gibi Dobruca bölgesinde yaşayan Türk toplumun gelenek ve adetleri vardır. Nişanda kızın kına gecesi olarak kına ile ellerini sürdürülmesi veya nişan merasiminde bu Türk toplumun adetine göre güve canını çekmek denilen bir tabir vardır. O da erkeklerin bir yerde toplanması, sohbet etmesi ve muhabbetleşmesi demektir. Dua ve mevlidlerimize sıra gelince orada insanlarımızın Türk-Tatar toplumunda bu geleneklerimizden bir tanesi dualarda dua verildiği anda veya daha doğrusu mevlid verildiği anda o mevlidi okuyan, o mevlidi okutan sahip kişi evinde hayvanın en alasını kurban olarak keserdi, fakirlere, fukaralara dağıtılırdı. İşte bu güzel gelenek ve adetlerimizden bir tanesidir. Ekmek her yerde ekmek ve Türk'ün sofrasının değişmez baş konuğu. Gün görmüş, umur görmüş yaşlı teyzemiz elinin hamuruyla. Teknede hamur, maharetli ellerde şekillendikten sonra tadına doyamayacağımız ekmeğe dönüşecek. Bizim ekmeğimiz o. Günde, haftada iki kere yapıyorum. Tekneğimiz var, gördüğünüz gibi teknem var. Birisine unu çok eliyorum, birisine az. Koyayım, drojdiyem, mayamı, suyumu ısıtayım, tuzum koyuyorum. Başlıyorum hamurunu yoğurma. Yoğurduktan sonra ısla, koyayım, üstünü örtüyorum, şeye koyuyorum. Acık şekme nasıl diyeyim? Hamur acık kendi kendisini şetsin bir yarım saat bekliyorum. Ondan sonra tavalarım var. Tavalarıma koyuyorum. Onu da gereğiyle yarım saat bırakıyorum. Geliyorum fırınına. Ateşimi yakıyorum. Sabak, mısır sabağıyla. Dil odunla. Mısır sabağıyla yakıyorum. Sonra bakıyorum nasıl fırının güzel mi? Güzel olduktan sonra ekmeklerimi fırına koyuyorum. 5 saat bekliyorum, pişiyor. Böyle ömrümüz geçiyor. Bize Türk konukseverliğini anlatan teyzemizin kahvesini içiyoruz. Hatırımız 40 yılla da sınırlı değil üstelik. Misafirler geldi ya, çıkarsın alına, karşılarsın güzel, eve soğuk girirler. Sofra koyarsın, şiberek yaparsın onlara. Şiberekin yanında ne kısmet ettiyse koyarsın.
kompot olur mu? Böyle almalar, onlar, bunlar ne rast gelse kısmet etse. O sohbet yaparız güzelcesine. Köyün ara sokaklarını, kapı önlerinde meraklı bakışlarla bizleri süzen çocukları, iplerde gülletilen el yapımı yorganları, bahçedeki minik sarımsak ormanını geçip çapa yapan Leynar Şemseddin'le konuşmaya başlıyoruz. Vur çapayı çapayı, vur kazmayı kazmayı, başında bir oyalı ipek yazması eksik. Tarım da, hayvancılık da öncelikle köylülerin kendi tüketimi için. Bahçeyi kazdım. Soğan ekeceğim, sarımsak ekeceğim. Havuç, ıspanak. Soğan, biber, domates, onlar. Mısır, mısır da. Yiyemiz mısır da. Adamımıza yemek yapıyoruz. Kıra yolluyoruz, ev işleri yapıyoruz, çocukların okula yolluyoruz, geliyor yine yemek, bahçeyi içine çıkıyoruz, çalışıyoruz, hayvanlar var. Koyunlar. İçinde mor koyun. Neler gelir mi bilmiyoruz ama bir Anadolu köyünden farksız burada hayat. Atlar eski akınlardan habersiz küçük bir sürünün yanı başında kendi yalnızlıklarına çekilmiş gibi. Gördüğünüz gibi bu köyde yaşayan insanlarımız genelde hayvancılık, çiftçilik, bahçıvanlık ile meşgul oluyorlardır. Bayramdede köyümüzün nüfusu, Müslüman nüfusu yaklaşık 120 hanedir ve geride yaşayan toplumun, Hristiyan kardeşlerimizin nüfusu yaklaşık 350-400 hane civarındadır. Bayramdede köyümüzün tarihi eskiden beri eskiye kadar dayanmaktadır. 1870-1880 yıllarından beri bu köy mevcut olduğunu, tarihte olarak mevcut olduğunu yazılmaktadır. Bayramdede ismi, Bayramdede köyün ismi bizim bildiğimiz kaynaklara göre evvel zaman içerisinde 1860-1880 yıllar civarında Bayram isimli bir insan, bir dede koyunlarla beraber buraya gelerek yerleşmiştir ve o yaşlı olduğu için Bayram Dede ismi olarak kalmıştır. Kaynaklarımız bunu bildirmektedir. Biz de bunu gerekse belediyede, gerekse arşivlerde bu bilgilere, bu kaynaklara rastladık. Genelde köyümüzün sosyal yaşamı çok güzeldir. Gerekse komşu ilişkileri, gerekse akrabalık ilişkileri bu köyde çok güzel bir şekilde
yapılmaktadır. Hristiyan kardeşlerimiz veya arkadaşlarımız bu toplumda yaşadıkları için, daha doğrusu bizler onlarla bu toplumda yaşadığımız için hiçbir zaman problemimiz olmamıştır. Gerekse dünyevi günlük işlerimizde onlarla ortak olduğumuz işler olmuştur. Gerekse hayvancılıkta, gerekse bahçıvanlıkta, gerekse çiftlikte ortak işlerimiz olmuştur. Nasıl oluyor bunlar? Mesela bizim bilmediğimiz bir takım şeyler olmuştur. Onlar bizlere yardımcı olmuşlardır. Veya onların bilmediği bir takım şeyler olmuştur. Bizim de onlara yardımımız dokunmuştur. Aynı zamanda gördüğünüz gibi Dobruca bölgesi, Türk toplum olan Dobruca bölgesi, Osmanlı tarihinden, Osmanlı veliahtından kalan soydaşlarımız, kalan Müslümanlarımız veya kalan Türklerimiz genelde yaşamları böyle olmuştur. Bizim bu bölgede Müslüman insanların hayvanları sevdiklerinden dolayı, çiftliği sevdiklerinden dolayı onların niyetleri hep çöl ortamında yaşamaları olmuştur. Mesela Türk olan kişilerimizin dağda, bu Romanya'da dağ bölgesinde yaşamalarını mümkün değildir. Niçin? Onların aslında ideolojileri, aslında onların vizyonu, nerede çöl daha güzel, topraklar daha verimli ise, nerede topraklar verimliden daha müsaitli havalar neredeyse, Türkler, Müslümanlar, Türk toplumu oralarda yerleşmişlerdir. Ne var ki bu köyde evvelden oran olarak, nüfus olarak %60, %70 Türk Müslüman idi. Ama komünizm döneminden beri kişilerimizin şehire göç etmeleri ve bu köyde %60, %70 Türk Müslüman toplumundan bu sayısı azalmaya başladı. Ve günümüze kadar %30, %40 olarak kalmışlardır. Geride kalan toplum Hristiyan toplum kardeşlerimizdir. Ve tabii ki inkılap geldikten sonra Türk toplumu artık yavaş yavaş yerleşmeye, hatta ve hatta şehirden köye göç edenler olmuştur. Bu bölgenin yetiştirdiği tarihçi Kemal Karpat, gece yanan ateş böceklerinden bahseder. İnanışa göre bu ateş böcekleri daha önce burada yaşamış ve şehit olmuş kutlu kişilerin mezarlarına inen nurdur. Aynı inancın Anadolu'da sürdüğünü söyler tarihçimiz. Bayram Dede köyünde gündelik hayat sürüp giderken, gündüz işlerinin başında geçimini temin eden insanların, gece olduğunda büyük bir rüyanın ateş böceklerinden yaşama, inanca ve kültüre tutunduklarını söylemek abartı olmaz. Gördüğümüz köyün yerüstü ve gündüz halidir ve bize söylendiği kadardır. Thank you.
bir daha karşılaşırız ümidiyle evlerin göz bebeklerine bakıyoruz. Tanış olduğumuz kesin. Coğrafyamızın en uzak köşesinde karşılaşsak bile tanış çıkacağımız da. Müzik, coğrafyanın sessiz müziği. Dinledikten sonra çocukların yaptığı müziğe geçiyoruz. Benim ikiz bir kardeşim var. Gördüğünüz gibi ikiziz. Benim adım Acı Veli Meral. Başka? Onunla sınıftayım. Bun venit răsună ale păcii calde melodii nor pe ce se mai adună și în piept neliniștit. Doar o artă nouă vie, proaspăt cântec și nou joc, tinerească-i mărturii, adevăr și grai de foc. Bun venit răsună ale păcii calde melodii nor pe cer se mai adună și în piept neliniștit. Doar o artă nouă vie, proaspăt cântec și nou joc, tinerească-i mărturie, adevăr și grai de foc.